Taksi yetmiyor çünkü. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen ve bu kadar açık bir biçimde bir sorunu dile getiren vatandaşların bu sorununa çözümsüz bir şekilde yaklaşan yeni bir yönetmelikle, uydurma bir yönetmelikle UKM'nin sandalye sayısını değiştirerek karar almamızı engelleyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım. Bunu söyleyeyim. Şimdi bakın, somut bir örneği sizin bu sürecinizdir. Somut bir örneği. Allah aşkına niye bir seneye yakın bekledi bu iş? Niye? Sebebi neydi? Yani bir seneye yakın niye bekledi? Yani tamam, herkese teşekkür edelim. Eyvallah, herkes oy birliğiyle karar verdi. O verilene kadar ki ısrarımız, inadımız, oradaki kardeşim bu bir hak oluşmuş, neye karşısın? Dava da açıldı, bunları da biliyoruz. Ben inanın tespitleri yaptıkça, bakın tespitleri yaptıkça bu işin altından bakalım daha ne pis kokular çıkacak diye merak ediyorum. Ben söyleyeyim, ben esnaf dostuyum kardeşim. Ben esnaf dostuyum. Ben esnafımın para kazanmasını istiyorum. Benim esnafım evine kazandığı parayı helalinden götürsün, çocuklarını mutlu etsin istiyorum. Ben bunu istiyorum. Başka bir şey istediğim yok. Esnafımın titri ne olursa olsun, taksici, minibüsçü, otobüsçü, ben bunu arzu ediyorum. Bak, ben seçimden hemen sonra seçilmiş yeni bir başkan olarak 3,5 sene üzerine ilk defa zam yaptık. Bunu minibüsçümüz de biliyor, taksicimiz de biliyor. 1,5-2 senedir benim gazetelerdeki adım zamcı Ekrem. Yani bunu sanki vatandaş, ya kardeşim benim esnafım geçinemiyor, yani ben kafamı kuma mı sokacağım? Hayır. Her sene hak ettiği zammı vermek zorundayız. Zammı yapan Ekrem İmamoğlu değil ki. Zammı yapan benim gariban esnafım da değil. Mazotu siz mi zamlandırıyorsunuz kardeşim? Doğalgaza siz mi zam yapıyorsunuz? Bu ülkede enflasyonu %30'a siz mi çıkardınız? Ben mi çıkardım? Çıkaran, bu ülkenin ekonomisini yöneten akıl o akılsa mecburuz sizlerin de işinizi yapmanızı sağlamaya. Biz regüle ediyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, açık ve net itiraf edelim yani. Mümkün olduğu kadar da belki almanız gerekenden de biraz az zam veriyoruz. Bu kadar yani, açığa açık. Niye? Milyonlarca gariban vatandaşımız çok fazla bu yükün altında ezilmesin diye. Tabiri caizse siz onlara da destek oluyorsunuz yani. Bakın kıymetli hemşerilerim, güzel dostlarım, Allah aşkına bu tür eylemleri yapan ben neyle yargılanıyorum? Birkaç yüz, 150, 200, 300 neyse taksici gelmiş UKOME'de beni protesto ediyormuş. Niye? Taksi sayısını arttıracağım diye. Beni protesto eden taksici, sözüm ona taksici esnafı, tenzih ediyorum, 55 bine yakın benim akşama kadar direksiyon sallayan esnafımı tenzih ediyorum. Onların alın terinin de büyük bir kısmının kime gittiğini de ben biliyorum. Onları tenzih ediyorum. Birkaç yüz insan beni güya protesto ediyor. Peki protesto eden o taksiciler niye siyasi propaganda yapar ya da niye siyasi tezahürat yapar orada, onu ben anlamadım. Herhalde televizyonda duymuşsunuzdur yani.
Benim adım Ekrem İmamoğlu. Hadi benim adıma bir şey söyle de başkasının isminin slogan şeklinde orada bağırılmasının anlamı ne? Derdiniz siyaset mi? Derdiniz üzüm yemek mi? Derdiniz Bağcı'yı dövmek mi? Ben bu Bağcı'yı dövme niyeti olan akla, o esnaf odasına buradan sesleniyorum. Ben hayatımda hiç dayak yemedim bak. Ben hayatımda hiç dayak yemedim. Çünkü toplumsal işlerde öyle bir hamle yapacak bir insan değilim. Hak ve hukuku korurum. Daha ötesini söyleyeyim. Az önce sordum. Yani esnaf odalarımıza sordum. Dedim ki taksici esnafını temsilen oda başkanımız niye burada yok dedim yani. Davet edilmedi mi diye sordum. Edilmiş. Hayır. Yani bugün o esnaf odasına 1000 tane yeni taksi katılıyor. O taksici esnafı da yarın odaların seçiminde oy kullanacak. Bari gel de onlara kendini göster. Yarın o 1000 taksinin hakkını koruyacaksın. 1000 tane ilave taksinin hakkını koruyacaksın. Ama bakın ben size söyleyeyim. Bugün bu taksiyi hak eden kardeşlerime açık net konuşayım. Bu işi hukuki bir zemine oturtmak zorundayız. Bu iş bir meslek. Doğru mu? Bu meslek. Mesleğinizden para kazanın istiyorum. Ama mesleğiniz üzerinden hiç kimsenin İstanbul halkı olarak ezilmesine müsaade etmeyecek bir belediye başkanı var. Benim bu tavrıma ben hepinizin de katılacağını düşünüyorum. Hepinizin katılacağını düşünüyorum. Bu bakımdan 750 minibüs ve 250 taksi dolmuşunun değişimi, dönüşümü 29 Temmuz'da ancak kabul edilebildi. Ve özellikle bu vesileyle minibüslerin ve taksi dolmuşların değişimi, dönüşümü değerlidir. Ama durmayacağız. Şunu yapacağız. Bakın, şimdi sevgili hemşehrilerim, güzel esnafımız. Biz yanlış anlamayın. Siz dediniz diye gaza gelecek belediye başkanı da değilim. Ama bak az önce Utku Bey burada sıraladı. Bilimsel çalışma, şeffaf çalışma. Kaç yolcu biniyor, kaç yolcu binmiyor? Hangi hatta eksik var, hangi hat zararlı? Bunların hepsini odalarla yaptık. Beraber çalıştık, öyle değil mi sevgili başkan? Beraber çalıştık, minibüsçülerle çalıştık, öyle değil mi? Beraber. Ya yine beraber çalışacağız. Taksici odası başkanı gelirse onunla da beraber çalışacağız. Şimdiki gelmez, yarın Allah nasip eder başkası gelir, onu da bilmem. Gelenle konuşuruz. Günün sonunda biz esnafla çalışıp doğruyu bulacağız. Derdimiz ne? Ya bir bakkal dükkanın olsa, sen iyi hizmet veremezsen, senden vatandaş gelip peynir, ekmek alır mı? Almaz. Çalışamazsın, iş yapamazsın. Bizim derdimiz, bizim minibüsçümüz de iyileşsin. Dolayısıyla minibüsçümüzün de geleceğini konuşacağız. Ne yapmalıyız? Koşullarınızı nasıl iyileştirmeliyiz?